Rotamız Gazze Limanı. Rotamızı değiştirmeyeceğiz. Biz buraya Gazze'deki kardeşlerimize yardıma geldik. Bizim tek bir derdimiz var. Gazze'deki yardıma muhtaç insanların temel insani ihtiyaçlarının giderilmesi. Biz barış için buradayız. Ve ne yaparsak yapalım, barış için yapacağız. Ölsek bile barış için öleceğiz. Ve şehit olacağız. Allahu Ekber. Senin ödülün emri verilmedi mi? Gidin ve İsrail Devleti'nin kim olduğunu bütün dünyaya gösterin. Emri yerine getirin. Baskına uğradık, duyuyor musun? Çocukları buraya yolla. Her şeye rağmen iyi iş çıkarttılar. Zahut. Yol kapalı. Geçmem lazım, o tarafta işim var. Yol kapalı, çek arabanı buradan. Abi, yolu kapatmışlar. Benim buradan gelmem imkansız. Sen bekle, biz geliriz Abdullah. Merak etme.
Sıfır rehberin kafilem içeri girdi. Geçemezsin. Ama biraz önce kafilem girdi. Geçiş kapatıldı. Başka taraftan gir. Ben başka taraftan girene kadar onlar kaybolur. Hangi ülkenin pasaportu bu? Türkiye. Türkiye. Polat Alemdar. Niçin geldiniz İsrail'e? İsrail'e gelmedim. Filistin'e geldim. Pasaportları inceleyin. İşimiz var, gitmemiz lazım. Ne işiniz var? Moshe Ben Eliezer'ı öldüreceğim. Öldürmek istediğin adama biz seni götürürüz. Alın bunları götürün. Evet. Diplomatik dokunulmazlığımız var. Bizi ne bir yere götürebilirsin ne de sorgulayabilirsin. İsrail'de sadece İsrailliler dokunulmazdır. Sorun çıkartma ki sorun çıkarmayayım. Abi iş uzayacak. Başka yerden girelim. Boşuna konuşmayın bu robotlarla. Çünkü bunlar ne kural tanır ne hukuk. Tehmisu! Lefle kora! Bağırma lan! Sadece geçmek istiyoruz. Mesele çıksın istemiyoruz. Ben burada olduğum sürece geçemeyeceksiniz. Sen ruh hastası mısın? Çabuk bana adını ver. Seni dava edeceğim. Usta, bunların laftan anlayacağı yok. Lafına bağlı Memati. Elbet anlayacakları lafı buluruz. Yürü! Delikanlı kadın. Ben sizden falan değilim. Ben sizi tanımıyorum. Nereye götürüyorsunuz beni? Of,
işin yok. Sakin ol. Cam kırdı. Bir Amerikalı eksikti. Amerikalı mı? Ajan bulsa atalım arabadan gitsin. Öldürürler kadını abi, nereye atıyoruz? Bak Ürdün'den beri tersime gidiyorsun Abdüley. Moşe diye hıncımı senden alırım, haberin olsun. Ahlam sahla. Arap nüfusu bizim nüfusumuzu geçecek. Yahudiler kendi devletlerinde azınlık olacak. Yasal yollarla bunu engellemek mümkün değil. Öldürmekle de engellemek mümkün değil. Çünkü bu Müslümanlar sürekli ürüyor. Bunu engellemenin tek yolu var. Kimsenin yok etmeyi aklından geçiremeyeceği büyük İsrail'i kurmak. Fırat'tan Nile. Şalom. Şalom. Mermiler geldi. Güçlü olduğumuzu, en güçlü olduğumuzu bütün dünyanın kabul etmesi lazım. Sadece bir mermi değil, bir sanat eseri. Bütün silahlarla çalışan, başkalarından ayırt edilmesi mümkün olmayan bu mermi içeri girdiğinde insan vücudunu içindeki kimyasallarla yakıyor. Birleşmiş Milletler yasakladı. Birleşmiş Milletler'in hangi kararını tanıdık ki bunu tanıyalım? Bunu değil, bundan öncekini. Bu ilk üretimdi, çok fazla göze battı. Bu ancak otopside anlaşılabilir. Ama sizin mermileri satacağınız Afrika'da nasılsa otopsiye ihtiyaç olmayacak. Yara izi fark edilirse başımız belaya girer. Fark edilmeyecek. Bunu size göstereceğim. Kaç para istiyorsunuz? Abi duyuyor musun? Sana söylüyor. Tabii ki indirim yapmayacağım. Ne istersem vereceksiniz. Arkanızda biz olmasak kim size o silahları sattırır? Hitraut. Görünürde diğerlerinden hiçbir farkı yok. Bir yılda ne kadar üretebilirsiniz? Eğer huysuz ihtiyar ikna edebilirsem dünyaya yetecek kadar. Onun evet dediğine İsrail'de hayır diyecek yok. Problem var. Nedir?
Polat Alemdar. Abdülay Çoban ve Mehmet Atıbaş. Yanlarında Amerikalı bir kadınla Doğu Kudüs'te olay çıkarmış. 9 ölü 10 yaralı asker var. Polis miyiz biz? Olay çıkarmadan önce seni öldürmeye geldiğini söylemiş. Beni öldürmek istemeyen birine rastladın mı sen hiç? Polat Alemdar ve arkadaşları Türklerin yetiştirdiği özel bir ekip. Yanlarındaki kadın tur rehberi. Amerikan vatandaşı. Yahudi. Tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz ama mahalleyi bulduk. Bu işi biraz ciddiye alalım efendim. İyi. Ciddiye al o zaman. Git adamları yakala. Getirdiğimiz mermileri de yerleşimcilere dağıt. Cesedi de ortadan kaldır. Başka bir şey getireyim mi? Yok, çıkar böyle. Allah izin verirse birkaç aya ikinci katı da çıkacağım. Bundan da buyurun. Bunların bayramı var. O zaman yıkıma gelmiyorlar. Gerçi kısa bir süre ama gene de yapacağım. Kızım, uykun mu geldi senin? Gel. Altı kez yaptık. Altısını da yıktılar. Niye yapıyorsun be adam? Yine yıkacaklar ama inat ediyor. Etmeyecek de ne yapacak? Beğenmedin mi? Yok, ben vejetaryenim. Et yemiyorum. Baba. Aslan oğlum benim. Kardeş, sen mühendislik okumuşsun. İşini gücünü kurup para da kazanmışsın. Niye döndün Lübnan'dan? Abi, ben gideyim. Öbürü gitsin. Öteki gitsin. Burada kim kalacak? Burası bizim vatanımız. Bazıları savaşacak. Bazıları da savaşacak, para bulacak. Abi, İstanbul'da da aynı şeyi sorup durdun. Ben kazandığım parayı vatanımda harcamak istiyorum. Özgürce. Misafirimize bir şeyler daha ikram etsenize. Teşekkür ederim, aç değilim. Biz buraya döndüğümüzde böyle bir şey yoktu. İntifada bitmişti. Ev yapmaya da izin veriyorlardı. Biz İsrail Devleti'ni tanımıştık. Onlar da bizi. Evimizi yapıp yaşayacaktık. Ruhsat almadın mı yaparken? Ruhsat vermiyorlar ki. Ama rüşvetini alıyorlar. Evleri yaparken de bir şey yapmıyorlar. Yıkmak için bitmesini, bizim eve yerleşmemizi bekliyorlar. Abdullah, yıkılacağını biliyordun. Niye inatla yaptın? Bir kere direnmekten vazgeçersen... İsrail bir tekimizi bile yaşatmaz burada. Bu kim? Hocam, hapiste. Bir senedir tek bir duruşmaya çıkarılmadan tutuklu bekliyor. Neden? Çünkü Filistinli. Bu senin mi Ahmet? Benim. Versene oğlum, niye vermiyorsun? Vermem. Benim. Ben doydum. Yerime geçeceğim. Tamam. Bunu giy. Teşekkür ederim, kabul edin. Büyükelçiliğe gidip açıklama yapmam lazım. Bizimle birlikte seni de arıyorlar. Tanıştığımıza memnun oldum. Gerçi bu şekilde tanışmak istemezdim ama... Merak etmeyin. Ben herkese gerçeği anlatacağım. Sizin bir suçunuz olmadığını. Dışarısı tehlikeli. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Dışarı çıkma. Seni vururlar. Neden vursunlar canım? Beni vurdular. Neden? Okuldan dönerken vurdular. Yasak varmış.
Sokakta kim varsa vurdular. Ben gerçekten çok üzgünüm. Bu şiddet politikasının bizimle bir ilgisi yok. Gerçek bir huydu, bunu asla benimsemez. Sen Yahudi misin? Ne yapıyorsun? Burada teröristler var. Onları almaya geldim. Burası Filistin toprağı. Burada yetkiniz yok. Hemen adamlarını çıkart buradan. Biz bu mahalleye gireriz. Giremez. 10 dakika içinde mahalleyi başına yıkarım. Sağ kalırsan yıkarsın. Abdullah, sen ailenle kal. Ailem kendilerine bakar. Benim sizi güvenli bir yere götürmem lazım. Sen dediğimi yap ve sadece aileni koru. Olmaz abi. Sen nereye, ben oraya. Ben ne olacağım? Abi. Söyle canım. Beni vurduklarında muskamayı da unutmuştum. Sen bunu tak. Kurşun sana gelmez. Sen de kalsın. Sen daha ayağa kalkıp iyileşip savaşacaksın. Mücadele edeceksin. Ben ayağa kalktığımda gelebilirsin. Söz mü? Söz. Gir içeri. Beni burada bırakıp gitmeyin. Eve gir. Polisi bizi mahalleye sokmuyor.
Burası bizim toprağımız. Siz ve askerleriniz hemen çıkın. Nerenin ne zaman kimin toprağı olacağına ben karar veririm. Muş'u gebertmeden buradan çıkmayacağız. Siz burada. Girin içeri. Sen kim olduğunu zannediyorsun?
Nene. Simon korkuyor. Niye korkuyor ki? Yahudi olduğu için. Ona burada bir şey yaparlar diye. Bize zulmedenler bizim düşmanımız. Yahudiler değil. Sana kimse başka bir gözle bakmaz. Bakamaz. İsrail'de olsa daha güvenli değil mi? Filistin tarafında İsrail ordusunun yüzlerce karakolu var. Bunların lojistiğini sağlamak için buna mecburlar. Pis işlerini özellikle burada yapıyorlar. Sonra biri sordu mu bizim topraklarımızda öyle bir yer yok diyorlar. Bu saatte bir tek bunlar bir yerden bir yere gidebiliyor. Durduralım bir tane binelim gidelim. Minibüs mü durduruyorsun abi? Ne minibüsü lan? Taksim'e mi gideceksin, Topkapı'ya mı abi? Abdülay, bu ikinci. Üçüncüyü söylemem, direkt çakarım. Herkes kendi işini yapsın. Acil yardım isteyin. Alo, Hatsilo. Abdullah, Memati'ye yardım et. Sen benimle gel abi.
Moşe ve abi. Memati, Abdullah, siz çıkın. Hatırladın değil mi abi? Sana bahsetmiştim. Şeyhim Ömer Hüdayi. Önemli bir zat. Buradaki insanların manevi lideri. Hatırlıyorum. Bir sıkıntı vermeyelim şimdi. Ona sıkıntısız bir şey gitmez ki. Peki. Yakaladınız mı? Büyük bir mucize hayatınızı kurtardı. Birkaç hafta dinlenmeniz lazım. Kendinizi zorlamayın. Lütfen yapmayın. Kalkmayın lütfen. Alo? Aha. Birkaç gün dinlenmesi lazım. O zaman Memati burada kalsın, biz işimizi halledelim. Usta, bir şeyim yok. İlk defa vurulmuyorum. Ne yapacaksanız birkaç gün sonra yapın. Bekleyecek vakit yok. İnsanlara bizim yüzümüzden zulmeder Moşe. Onların zulmetmesi için bahaneye ihtiyaçları yok. Bu insanlar, bu mazlum insanlara neden zulmediyor ve kanlarını döküyorlar diye çok düşündüm. Bunların korkuları akıllarının ve vicdanlarının önüne geçti. Öyle bir hale geldiler ki Yahudi olmayanlardan başka herkesi Yahudilerin düşmanı sanıyorlar. Canın mı yandı? Yok, iyiyim, iyiyim. İslam barış dinidir. Şu üzerinde bulunduğumuz topraklarda Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar asırlarca huzur içinde yaşadılar. Dünyanın neresinde bir savaş varsa orada ezilen Müslümanlar. Mazlum olmaktan bıktık. Artık ne biz mazlum olacağız, ne de onlar zalim olmak üstahlığını gösterebilecekler.
Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Gerçek bir kadın oldun. Öyle mi diyorsun? Öyle kadın olmaz. Niye? Nerede ailen, çocukların? O içtiğin ilaçlar seni kadınlıktan ediyor. Aslında ben de yuva kuracaktım. Erkek arkadaşım beni terk etti. Yok. Ağlamayacağım. Bu yüzden içiyorum bu ilaçları. Çektiğim acıları unutmak istiyorum. İnsan acılarını unutmaz. Unutmaz ki insanlığını hatırlasın. Öyle ama dayanamıyorum. Burada insanlar nelere dayanıyor? Sen neden bahsediyorsun? Tittu! Efu! Efu! Defol! Tittu! Tittu! Tamam! Bırakın! Tamam! Bırakın! 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 Tamam! Sen de kahramansın ha? Peki diğer kahramanlar nerede? Gözüne ne oldu senin? Kör mü ettiler seni? Sen de kahraman olduğuna göre bu evden tek başına çıkabilirsin. Öyle değil mi? Hayır!
Ahmet'im. Yanımlar Muhammed Resulullah var. Oh Ahmet'im. Yanımda Allah var. Ahmet'im. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tebulu limen yuqtel fi sebilillahi emvat. Bel ahya'u ve lakin la teş'uru. Filistin neresi, İsrail neresi? Burası, burası. Kardeşim, bu Filistin müstakil devlet değil mi? Bu İsraillerin burada ne işi var? Devletin yalnız adını verdiler. Toprak moprak vermediler. Son bir daha plana bakalım. Usta, ezberledik. Tünelden pervaneleri geçip içeri gireceğiz. Orada iki tane nöbetçi var. Onların işini sessizce bitireceğiz. Sonra Abdüley ile sen hangarı geçip avludan çıkarken ben hücreleri boşaltacağım. Abi, bu bacakla nasıl yapacaksın dediklerini? Abdüley, benim tek bacağım alayına yeter. Abdullah da bizimle gelecek. Çok şükür. Şimdi mahkumların bulunduğu kısma girdiğinizde kapıları açmak için buraya gireceksiniz. Nöbetçiler var. 3 tane. Mahkumların dışarı çıkartılması işlemini sen yapacaksın Abdullah. Abdüley, sen de depodan aldığın silahları Filistinli mahkumlara vereceksin. Dışarıda tepede otomatik silah var. Biliyorum abi. C4'leri işini bitirdikten sonra yerleştirirsin. Abi, zamanlamasını ne yapacağım? 5 dakika yeter. Usta, 10 dakika diyelim mi? Benim bacağımdan değil, o adam var ya, yakalayacağımız adam, neydi adı? Abi. Ha işte o. Adam yaşlı. Lafımızı anlayana kadar 5 dakika geçer. Ah.
Abdullah, oğlun ve annen şehit oldu. Nasıl olmuş? Evi basmışlar. Ahmet'i evde bırakıp evi yıkmışlar. Ailem senin gibi kızları olduğu için utanıyor. Sen bütün Yahudileri utandırıyorsun. Tevrat'ta öldürmeyeceksin diyor. Yanlış. Yahudileri öldürmeyeceksin diyor. Seninle din tartışacak değilim. Sen Yahudi değilsin. İğrenç bir insansın. Asıl ben seninle Yahudiliği tartışacak değilim. Sen bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilmeyen bir gerizekalısın. Yaşamayı hak etmiyorsun. Ama nüfusumuz az. Bir Yahudi, bir Yahudidir. Götürün bunu. Yahudiliğini öğrensin. Bu insanları bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Bunlar serbest kalacak. Sen değil. Arapları takip edin. Nereye gidiyorlar, kimle temasa geçiyorlar hepsini öğrenin. Yoksa bu geçilmez. Kapıdan mı geçeceğiz usta? Hayır. E nasıl geçeceğiz ya? Mazi. Oğlum kapıyı. Koruyun beni.
Gel benimle. Buna katılmamak istiyorum. Buna katılmamadan sadece sen beni dedin ki. Hayat, Şeket, Limato. Bırakın beni. Buraya bente. Siz bu hapishanenin müdürü müsünüz? Bütün bu hapishanenin müdürüyüm ben. Müdür bey, ben Amerikan vatandaşıyım. Beni burada tutamazsınız. Lütfen büyükelçiliği arayın, gelip beni alsınlar. Yargılanacaksam kendi ülkemde yargılanmalıyım. Senin ülken burası. Soyadın Levy. Sen bu soyadının, bu asil kanın ne olduğunu bilmiyor musun? Sizden ailemin tarihini öğrenecek değilim. Madem soyadımı biliyorsunuz, ailemin de kim olduğunu biliyorsunuzdur. Çok iyi biliyorum ailenin kim olduğunu. 216. sayfayı aç. Büyük babanın Polonya'da neler yaşadığını, babanı ve annesini nasıl Amerika'ya yolladığını yazıyor. Büyük babam, siz burada rahatça insanı öldürün diye ölmedi. Büyük babam sizin gibi katiller tarafından öldürüldü. Bu kitapta Polonya'da Araplar tarafından öldürülen bir tane Yahudi'ye rastladınız mı? Yurtsuz Yahudilere yurt yaratabilmek pek kolay olmuyor küçük hanım. Araplar bizi burada istemiyorlar. Bizim topraklarımızda. Bize vaat edilmiş topraklarda. Yalan. Evet. Önceden İsrail Devleti'ni tanımıyorlardı. Ama artık herkes İsrail Devleti'ni tanıyor. Sadece sizin yaptıklarınız yüzünden bu topraklardakiler acı çekiyor. Daha çok acı çekilecek. Fareler bile acı çektikçe nereye gidip nereye gidemeyeceklerini öğreniyorlar. Hayvanlar ancak acı çekerek öğrenebilir. Hanımefendiyi götürün. Kadın Levy, kanı kutsal. Böyle kutsal kanı ancak Filistinliler dökebilir, Yahudiler değil. Herkes böyle bilmeli.
misin Memati? Yapabilecek misin? Hallederim usta, merak etme. Thank you.
Yeşilhan'ı bağaya, demin yer hazır. Efendim, saldırıya uğradık. Sizi hemen çıkarmam lazım. Efendim, iyi misiniz? O şeyi buraya gelsin. Ara dedim. Moşe. Ben Polat Alemdar. Artık benim nerede olduğumu biliyorsun. Ne elde edebileceğini zannediyorsun? Beni tanıyor musun? Tanıyorum. Ama bu kadar akıl dışı hareket edeceğini beklemiyordum. Ama madem ettin, buradan çıkamayacağını bil. Sana kalsa buraya kadar da gelemezdim, değil mi? Ne istiyorsun? Amacın ne? Bana istediğim her şeyi verecek kadar gücüm var yani. Dünyanın neresinde ne istersen her şeyi verecek kadar gücüm var. İyi. Öldürdüğünüz, aldığın canları geri ver o zaman. Bana makul bir şey söyle. Bu işi tatlıca bitirelim. Pazarlık mı yapmak istiyorsun? Evet. Herkesin anlaşma sağlayacağı bir nokta vardır. Benimki basit. Moşe gelsin, onu öldüreyim. Seni öldüreyim. Tatlılıkla gideyim. Bakalım Polat Alemdar için ne kadar önemlisin? Benim Allah'tan başka bir şeyden korkum yok.
Şey seni çok merak etmiş. Buraların yabancısıdır. Başına bir şey gelmesin diye benden rica etti. Ben de kendi gözleriyle görmesi için tuttum getirdim. Sen tek gözünle iyi görebiliyor musun? Senin zaaflarını görecek kadar iyi görebiliyorum. Gördüklerini aklında iyi tut. Çünkü daha fazlasını görmene izin vermeyeceğim. Bu topraklarda ölüyor olman ne acı. Bize vaat edilmiş toprakları kirleteceksin. Bu toprakların neresi size vaat edildi bilmiyorum ama ben sana altını vaat ediyorum. Çok cömertsin. İstesen şimdi canını verirsin değil mi? Abi. Bak sana ne anlatacağım. Eskilerden Rus şarının biri Türklere karşı savaş açmış. Yahudilerden de orduya adam alınmış. Annesi çocuğun çantasını hazırlarken ona tembihlemiş. Oğlum demiş, sabah kalk bir Türk öldür. Sonra dinlen. Yorulursan hasta olursun. Sonra bir Türk daha öldür, üstünü değiştir. Terli terli hasta olursun. Sonra bir Türk daha öldür, yemeğini ye. Yemekten sonra bir Türk daha öldür, mışıl mışıl uyu demiş. Oğlan dayanamamış tabii. Anne demiş, ben Türklere bunları yapıyorum. Onlar bana hiçbir şey yapmıyor mu? Ya onlardan biri de beni öldürürse? O zaman annesi de ona tembihlemiş. Oğlum demiş, niye öldürsün seni? Sen onlara ne yaptın ki seni öldürsün? Şimdi benim anlamadığım şu. Biz sana ne yaptık ki? Sen buradasın. Memati abi gitmemiz lazım. Usta. Anan seni eksik tembihlemiş. Biz terleyecek, hasta olacak çocuğu cephede bile öldürmeyip düşünen milletiz. Sabrederiz, çocuktur deriz. Sabrederiz, hata yaptığını anlar deriz. Sabrederiz, adam olur deriz. Baktık olmuyor, gökten kurban inmesini beklemeyiz. Masumun tek teline dünyayı kurban ederiz. Helikoptere bin ve bu ülkeden git. Ben geri dönene kadar dinlenin. Teriniz soğusun, görüşürüz. Gidiyoruz. İsrail karakolu. İstediğim de o zaten. Silahları onlardan alacağım. Helikopter şel boşama. Geç bana!
Bunları nasıl taşıyacağız abi? Çocuklar sana emanet. Daha ne bekliyorsunuz? Ah!
işin var? Uzaklaş!